merhaba. Siyaset boşluk kaldırmaz diye bir laf var. Genelde bu siyasi problemlerin yine siyasetin içinde çözümlenince, yönetemeyenin yerine alternatifinin geleceği biçiminde yorumlanır. Zannedilir ki konu politik zemin içinde çözülecek. Türkiye gibi iktidar ve muhalefet partileri halinden pek memnun ve şikayetçi değilse ne olacak peki? Bakın gerçeklere ve gidişata direnemezsiniz. Boşluğu Zamanın yıpratıcı etkisi doldurur. Öncelikle liderler yaş alıyor. Sağlıkları bir noktadan sonra izin vermiyor. ABD Başkanı Joe Biden ikinci dönem adaylığı çok istediği halde direnemedi buna mesela. Devamla ekonomik ve toplumsal taleplerin karşılanamaması da tasfiyeyi beraberinde getiriyor. Örnek yine ABD'den. 2020 seçimlerine gidilirken ülkenin ekonomisi iyi durumdaydı. Donald Trump'ı götüren Covid-19 pandemisi ve buna yaklaşım biçimi oldu. Dönelim Türkiye'ye. Ekonomik buhran ağırlaşıyor. Benzeri durumda hiçbir ülkede görünmeyen bir hayat pahalılığı ve enflasyon toplumu kıskaca aldı. Bu iktidar ve rejim sürdüğü müddetçe de çıkış yok. Halk mevcut yönetimle düzelmeyeceğini gördü. İlk serbest seçimde iktidar hezimete uğrayacak. Muhalefet iktidara talip değil. Sorunları halka şikayet ediyor fakat Nasıl çözeceğini söylemiyor. Erken seçim istemiyor. Bilakis iktidarla köprüler kurmak derdinde. İktidarsa yeni anayasa gibi tüketilmiş çıkışlarla gündemi unutturma derdinde. Ne çare yürümüyor. Döviz kuru baskılanıyor. Türkiye restoranlarında nasıl kazıklandıklarını anlatan turistlerin videoları paylaşım rekorları kırıyor. Liderlerin sağlığı bir dönemi daha çıkarmaya elverişli değil. İktidarda yaşlandıkça paranoyaları zirve yapmış halde. Yeri geldi MHP'de konuşulanları paylaşayım. Devlet Bahçeli zehirlenme korkusu yaşıyor. Öyle ki evinde yanında çalışanların bahçesindeki çimleri ilaçlamalarına bile izin vermemiş. O derece bir paranoya içinde. Geçen hafta Bahçeli öldü haberlerine de büyük tepki göstermiş. Bu konuda hayli gergin olduğu söyleniyor. Son dönemde kendi kendine mırıldanmaya başlamış. Kendi kendiyle konuşur olmuş yani. Bu sağından soluna Türkiye'de liderlerin koltuğa yapışmasının ölene kadar bırakmamasının bir sonucu. Seçim yenilgisi ve skandallar da bir biçimde atlatılıyor ve yollarına devam ediyorlar. Siyaset tabandaki fokurdamaya duyarsız. CHP'nin, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin sesi soluğu olacağız edebiyatı karın doyurmuyor. Halk bir biçimde sesini duyuruyor zaten. Mihim olan aydınlık bir gelecek vaat edebiliyor musunuz? Bunu nasıl yapacaksınız? yarıdan çoğu ülkeyi terk etmeyi düşünen gençler için reçeteniz ne? Ve bunları hayata nasıl geçireceksiniz? Hiçbirinin cevabı yok. İktidar liderleri fiziksel sağlıklarını yitirdikleri gibi toplumdaki umudu da tükettiler. Muhalefet liderleri ise hemen her gün tabanı nasıl oyalarım derdinde. Medyası da öyle. Sözcü gazetesinin birinci sayfadan kocaman puntolarla Diyanet İşleri Başkanı'nın kelime-i getiremediğini işlemesi gibi. Doğru söyleseydi tamamdı yani. Aynı gün CHP Genel Başkanı Batı Şeria'da İsrail Keskin Nişancısı tarafından vurulan Ayşenur Ezge Eygin'in cenazesinde meclis başkanıyla kürsü kavgası yapıyordu. Konuşsan ne olur konuşmasan ne. Dert ettiği şeye bak. Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Cumhur İttifakı ortaklarından Hüdapar'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu... 13 Eylül'de ahmağı anlatır gibi söylüyorum anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz tamam mı dedi. Yeni anayasa çalışmalarını başlamadan dinamitledi. İktidar ortağı Erdoğan 5 gün sonra mecburen ses verdi. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Maksimalist yaklaşımların sürece zarar verdiğini düşünüyoruz. Küçük ortak Devlet Bahçeli doğrudan bir tepki vermedi. Konuyu kurmaylarına havale etti. Hüdapar değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddeyi ateşe atmış, layıklık, cumhuriyet, başkent Ankara, ay yıldızlı bayrak vesaire. Bahçeli'yi bahçesinin ilaçlanacak olması daha fazla tedirgin ediyor. Siyaset boşluk kaldırmaz. Birileri aklınca böyle doldururken, birileri de er geç sıranın kendine geleceği, iktidarın altın tepside kendilerine sunulacağı beklentisi içinde. Peki boşluk nasıl dolacak? Kendi dinamikleri içinde ve zamana mağlup olmadan hayli gürültülü geçecek bir sezona girdik